Demek ki neymiş? Sami'den kaçış yokmuş. Öyle değil mi Maraşlı? La boş yapma, vuracaksa Murat'ı. Hiç mi korkmuyorsun? Korkuyormuş gibi görünüyorum. Korkacaksın aslanım. Sami abinden korkacaksın. Lan! Ne yapacaksın ya, uzatma hadi. Bulun getirin lan şu kızı. Sakın. Sıkarım. Ambulansa haber verin. Verdik efendim. Her yeri arayın. Çevreye de bakın. Çok fazla ceset var burada. Ne oluyor Hilal? Bilmiyorum. Ama hiç hoşuma gitmedi bu manzara. Benim de. Hilal Hanım. Buraya bir baksanız iyi olacak. Maraşlı mı? Mahur da olabilir. Çevredeki hastaneleri arayalım. Durum netleşene kadar plana sadık kalıyoruz. Doğru. Acil ameliyathaneyi hazırlasınlar. Ne kadar oldu? Yarım saat. 45 dakika belki, bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Nesi oluyorsunuz? Korumasıyım. İyileşecek değil mi doktor bey? Bilmiyorum. Çok kan kaybetmiş. Mahur. Mahur. Ya ne Mahur'a ulaşabiliyorum ne Maraşlı'ya. Mahur çekimdedir. Maraşlı niye açmıyor o zaman telefonu? Endişelenme, arar şimdi. Endişelenme, sihirli sözcük. Endişelenme deyince kimse endişelenmiyor çünkü. Stres yok, unutma. Peki efendim. Thank you.
İlhan. Ne yaptık biz? Bir şey yapmadık. Çok korkuyorum. İyi yapıyorsun. İlhan yakalanmayız değil mi? Kapa çeneni Dişat. İyi akşamlar. Aa. Hayrola, ne bu hal? Nereden böyle? Hava aldık biraz. Çok kötü görünüyorsunuz. Teşekkürler Füzan. Tam duymak isteyeceğimiz şey. Hayır yani gerçekten kötü görünüyorsunuz. Emin misin oğlum iyi olduğunu? İyiyiz baba, gayet iyiyiz. Dişak. Ağladın mı sen? İlhan'la konuştuk biraz. Oğuz'la evlilikle ilgili falan. Zor bir geceydi Füzan. Bak konuşmak istersen ben... İstemem. Büyük kardeş. Ne haber abi? İyi. Senden? Ne görünüyorsun? İçimden bir ses bunlar iyi günlerim diyor. Konuşmak ister misin? Ölene kadar içmek istiyorum abi. O kadar kötü yani. İyi geceler abi. İyi geceler. İyi geceler. İlhan iyi misin? Şuna bak. Şu hale bak. Yarından tez yok boşanıyoruz. Oğuz'un da yüzünü bir daha görmeyeceksin. Ne diyorsun sen ya? Boşanıyoruz diyorum. Defolup gideceksin bu evden. Tamam gideceksem giderim ama Oğuz'u bırakmam. Kızım sen delirdin mi? Hala bana kafa mı tutuyorsun? Boşayacaksan boşa İlhan. Oğuz'u hayatta bırakamam. Bırakacaksın. Fotoğraflarını bile göstermeyeceğim sana. İlhan o kadar büyük konuşma istersen. Ben yanarsam sen de yanarsın. Ah. Ne demek lan? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sen beni Oğuz'a tehdit ediyorsan ben de seni tehdit ediyorum. Bak gider en yakın karakola her şeyi anlatırım İlhan. Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Nasıl bir insansın sen? Bak boşayacaksan boşa ama oğlumu bırakmam. Bu kadar. Ozan'ın annesi arıyor. Allah kahretsin. Ozan aradı, ulaşamadı kesin. Sakın açma İlhan. Ne yapacağım? Ne yapacağım? İyi akşamlar. Yaralı hanımefendiyi siz mi getirdiniz? Adınız nedir?
Celal Kün. Hastanın adı? Mahur Türel. Olay nasıl oldu peki? Bir anda etrafımızı çevirdiler. Kimler? Görmedim. Kaç kişiydiler? 4-5. Belki de daha fazla. Siz hastanın nesi oluyorsunuz? Korumasıyım. Ailesinin haberi var mı? Yok. Telefonları var mı sizde? Ben telefonumu düşürdüm olay esnasında. Aziz Türel. Ünlü bir iş adamı. Babası olur kendisi. Peki. Sizi burada bekleyin, ifadenizi alacağız. Firuzan Hanım, Aziz Bey'in telefonu çalıyor. Aziz nerede? Çalışma odasındayız sanırım. Götürüver bir zahmet. Kim arıyor? Kayıtlı bir numara değil. Ver bakayım, önemsiz biriyse hiç rahatsız etmiyorum. Efendim? İyi akşamlar, Aziz Türel'le görüşecektim. Ben eşiyim, buyurun. Hanımefendi, ben polis memuruyum. Hastaneden arıyorum. Burada bir hanımefendi var. Mahur Türel. Ne? Nesi var? Hanımefendim, maalesef kızınız çıkan bir çatışmada yaralandı. Şu an ameliyatta. Durumu nasıl? Buraya geldiğinde pek iyi değilmiş. Biz de öyle bilgi aldık. Hangi hastanedesiniz? Firuzan Hanım, ne oluyor? Allah'ım, Allah'ım, ne olur bir şey olmasın. Firuzan Hanım, ne olur, bir şey mi oldu? Ne oluyor Firuza? İlhan nerede? Dinleniyordu. İlhan! Ne oluyor? Mahur vurulmuş, hastanedeymiş. Ne diyorsun sen Firuza? Polisler aradı şimdi. Size de söyleyemedim, hastaneden yeni çıktı daha. Emin misin, yanlış olmasın? Hayır, polisler aradı diyorum. Niye yanlışlık olsun? Maraş diye ulaştın mı? Hayır, hiç aklıma gelmedi. Size de diyeceğiz. Tamam, sakin ol. Hangi hastanedeymiş? Devlet Hastanesi'nde. Tamam, sakin olalım. Önce ne olduğunu bir öğrenelim. Babamla ben konuşurum. Sen de hastaneye ara, doğru düzgün bir bilgi al. Tamam, ben arıyorum. Sağda söyle, araba hazırlasın. Tamam. Hayırdır, ne oluyor ya? Mahur vurulmuş, hastanedeymiş. Baba, Mahur biraz rahatsız oldu Mahur. Mahur rahatsızlanmış biraz, hastaneye gitmiş. Hastaneye mi gitmiş? Başı dönmüş biraz da, bayılmış, hastaneye götürmüşler. İlhan, ne olursun. Ne olursun, kötü bir şey varsa söyle. Yok baba, olan bu. Eminim endişe edecek bir şey yoktur. Bayılmış sadece. Bayılmış. Bayılmış. Mahur vurulmuş, doğru mu? Haberim yok. Bak, benimle oyun oynama Savaş. Sen mi bir şey yaptın? Ne zamandan beri birbirimizle oyun oynuyoruz abi? Bilsem söylerdim, haberim yok. Kim vurmuş? Ne bileyim. Aklıma direkt sen geldin. Ona dokunma dedin, ben de dokunmadım. Kim yapar böyle bir şeyi, niye yapar? Aklıma biri geliyor. Araştırıp haber vereceğim. Ara beni, hemen. Bekleyin, ben de geliyorum.
Sen Oğuz'da evde kal. İlhan ben de gelseydim. Baba siz Firuzan'la gidin, ben abimle gelirim. Tamam, acele edin. Ulan sen nasıl bir salaksın? Nasıl bir gerizekalısın? Senin gibi evlat olmaz olsun. Allah'ın belası. Kaç kişi çapraza aldık baba. Herif fark etti bizi bir anda. Lan mesele bu mu? Sen adama niye saldırıyorsun? Sana dokunma demediler mi? Kimmiş ya? Çocuk muyum lan ben? Ondan emir alacağım. Adam bir kamyon malı yaktı Hacer Bey. Yanına mı bıraksaydık? Kız vuruldu. Vurulsun bana ne? Öbür şeyi de vuracağım daha. Ben bu işin peşini bırakır mıyım sanıyorsun sen? Bak. Evlat demem. Oğul demem. Ben sıkarım kafana. Şimdi kalkıp gidiyorsun. Saklanıyorsun. Yerini bana bile söylemiyorsun. Hem o Maraşlı hem de savaş peşine düşecek. Ulan herkesi karşına aldım be, herkesi. Sonunda beni de yakacaksın. Çık, çık git buradan. Git. Git. Sedat, bizim oğlanın başı belada. Birkaç gün ortadan kaybolması gerekiyor. Sen bir şeyler ayarlayabilir misin? Eyvallah. Şu Hacer'i bir arayın. Alo. Behram Bey görüşecek. Hacer. Behram Bey. Az evvel indim Türkiye'ye. Bir görüşelim. Geldiniz mi Türkiye'ye? İşler pek yolunda değilmiş gibi sanki. Gelip yerinde bir kontrol edeyim dedim. Bazı ufak tefek problemler var ama hallediyoruz. Siz gelin görüşürüz. Sen çayı koy. Firuza benden bir şey saklamıyorsun değil mi? İlhan'ı duydun ya hayatım, endişelenecek bir şey yok dedi. Boşuna telaşlanma ne olur. İçimde kötü bir his var. Korkma. Sadık Allah aşkına hızla biraz. Mahur'u vurdular. Hedefleri bendim. Bana o adamı bulacaksın Hilal. Şimdi onun sırası mı sence? Bana o adamı bulacaksın Hilal. Yerin yedi kat dibine de girse bulup çıkaracaksın. Sakin ol. Mahur benim yüzümden içeride ecelle cebelleşiyor. Bak Celal, operasyon tehlikeye atacak. Operasyon mu? Operasyon yok artık. Maraşlı var. Hepsini tek tek bulup ateşe vermezsen benimle şimdi köpekler yedirsinler. Bana dokunsalardı sorun değildi ama Mahur'a dokunmayacaklardı. Mahur işimizin bir parçası Celal. Ne diyorsun sen ya? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ha? Ne günah vardı bu kızın? Bir günah yoktu. Ama olan oldu, şu an ne yapabiliriz ki? Bakışların beni korkutuyor Celal. Sen bir delilik yapacaksın. Delilik? Öyle şeyler yapacağım ki gerçek deliler parmağını ısıracak. Başı döndü, bayıldı dediniz sadece. Bir şey yoktu hani. Aziz Bey.
Ben çok üzgünüm. Ne olursun. Ne olursun, Mahur'un kanı değil bu de. Koruyamadım. Gel hayatım, gel. Tamam, sakin. Sakin ol hayatım. Tamam. Gel otur. Ne diyor doktorlar? Çok kan kaybetmiş. Mahur. Hah. Kızım. Mahur. Kızım. Buradayım ben. Babam burada yavrum. Nasıl durumu? İyi olacaksın. Mahur. Kurşunu çıkarttık. Hayati organlara zarar vermemiş. Ama çok kan kaybettiği için önümüzdeki birkaç saat kritik. Geçmiş olsun. Merak etme kızım. Gel oturalım baba. Kritik bir durum yokmuş. Düzelecek, merak etme. Aziz Bey. Mahur'a bunu hep anlara bulacağım. Söz veriyorum. İş işten geçti artık Celal Bey. Göreceğiz. Göreceğiz. Maraşlı. Kim yaptı bunu? Benim peşimdeki heriflerle bir alakası var mı? Kim yaptıysa yaptı İlhan. Kitaren'in yanında dur. Gerisini ben anlatacağım. Ne oldu? Benim yüzümden olmadığını söyle. Seninle bir ilgisi yok İlhan. Tamam. O gerizekalı oğlun nerede? Yok, bilmiyorum. Numara yapma, gayet iyi biliyorsun. Maraşlı'yı vuracağım derken başka birini vurmuş. Vurduğu kişi de çok önemli biri. Yok, bilmiyorum. Nerede bu çocuk? Yemin ederim bilmiyorum. Korkmuş, kaçmış, saklanmış gitmiş bir yerlere. Bulsam kendi ellerimle geberteceğim iti. İnanalım mı Suat? Bakın, kendi ellerimle getireceğim söz. Ondan sonra da kendi ellerimle kafasına sıkacağım. Ben de senden bunu rica edecektim. Sen oğlunun kafasına sıkacaksın, ben de karşınızda oturup sizi seyredeceğim. Söz sıkmayan namussuz, şerefsiz evladıdır. Yarın dönerim herhalde Hollanda'ya. Bu Acar'ı ziyarete gidiyorum şimdi. Örgüt ne desin? Örgüt huzursuz. Malların çoktan inmiş olması lazımdı. Bakacağız. Anlarız. Para lazım, para. Ha yok. Suriye'ye gelemem, zor. Tamam, haberleşiriz. Tamam, tamam. Oğlum, daha çok var mı? Az kaldı. Mahur'u hiç bulaştırmayacaktık. Duygusal davranıyorsun Celal. Kız kucağımda can veriyordu. Sen hiç kurşun yedin mi? Bilir misin o korkuyu? Korkmam diyen yalan söyler. O korku bütün vücuduna yayılır. İşte Mahur öyle bakıyordu buna. Beni kurtar der gibi bakıyordu, onu gördüm ben. Sen ne anlatıyorsun? Tamam, olan oldu, ben de üzgünüm. Ama şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok. Senin yok. Benim var. Sami, ne yapacağım biliyor musun? Köprü yazacağım.
Bütün İstanbul görsün. Boynuna da Kancık diye yazacağım. Celal, bizim intikam almaktan daha önemli işlerimiz var. Bu adamlar terör örgütünün uyuşturucusunu taşıyor. Hepsine sıra gelecek. Hepsine. Önce Sami'den başlayacağım. Sonra babasıyla devam edeceğim. Önüme çıkan her şeyi sel gibi katıp sürükleyeceğim. Ne olur sakin ol. Ben heyecanlı mıyım? Gayet sakinim. Bu mu sakin hali? Hı hı. Ben sana patlamaya hazır bir volkanım derdim hep biliyorsun değil mi? O volkan patladı işte. Şimdi lavlara bütün şehri yakacak. Aşıksın değil mi Mavram? Hem de çok. Sen beni tamamen yanlış anlamışsın Hilal. Bu aşk meselesi değil. Prensip meselesi. Прикольная вечеринка. Да, мне тоже нравится. Музыка очень крутая. Да, очень крутая. Abi. Abi benim içim hiç rahat değil. Maraşlı her yerde bizi arıyordur. Babam halleder o meseleyi. Takmayın kafanıza. Abi kızı vurduk. Adamın canını yaktık. Bak gel bırak buraları gidelim başka bir şehre. Şöyle gözden uzak bir yere gidelim. Oğlum sen ne tırsak adamsın ya. Abi senin için. Hadi abi. Hadi abi. Koy bir kadeh kendine. Bak keyfine. Aziz. Ha. Birer saat. İstemem. Aziz lütfen. Mahur içeride can çekişirken ben burada biraz daha fazla yaşayabilmek için gayret sarf edemem. Böyle davranmanın Mahur'a hiçbir yararı yok ki. Kız can çekişiyor diyorum sana. Canım acıyor diyorum. Anlıyorum ama Mahur güçlü kızdır. Bu durumu atlatacak emin ol. Gel. Gel şöyle otursan. Savaş mı yaptı bunu? Ne bileyim baba. Niye böyle bir şey yapsın ki? Daha önce ne yaptıysa ondan. Benden intikam alıyor. Celal bir şey demedi mi? Yok, demedi. Nasıl bir bela bu adam ya? Belki de Celal'i vurmak istediler. Ama arada olan Mahur oldu. Neden olmasın? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Savaşta buluşmayacaksın değil mi baba? Aziz Bey buyurun. Bir konuşalım seninle. Konuşalım. Gündemimiz nedir? Kızım. İlgimi çekti. Her zamanki yerimizde buluşalım mı? Çıkınca arıyorum seni. Ne diyor? Hiç. Bir şey deme. Baba, sakın o manyakla buluşayım deme. Hoş geldin evladım. Hoş gördük hanım. Bu halin ne böyle? Bir şey değil. Bu gece burada Zeriş'le kalsan olur mu? Benim bir işim var, sonra geri geleceğim. Olur, olur. Hasan dayı böyle değil mi? İster misin? Yok, ben söylerim. Ne olacak? İyi. Thank you.
kuzum benim. Hayırdır komutanım? Bırak bu komutanım işlerini. Sen iyi misin? İyi değilim. Mağrur'u vurdular. Ne? Evet. İşine karıştı Nevzat kardeş. Bundan sonra bir başımayım. Sen de bak başın çaresine. Öyle şey mi olur? Olur. Ben ne diyorsam uzatma. Olmaz öyle şey. Biz seninle belki dağlarda savaşmadık ama bu şehir dediğin de dağlardan beter. Sen beni bırakmadın. Ben de seni bırakmam. Ben bir başımayım. Yakma sen de kendini. Bu işin ucunda ölüm var, haydi. Ölümden bunca zaman korkmadık da şimdi mi korkacağız? Ya senin başına bir şey gelirse? Ben kendimi adam diyebilir miyim o zaman? Dersin. Dersin. Sözümü dinle. Bu karşıdakiler gözü kararttı kardeş. Hadi eyvallah. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir köre oldu, bir ayvaz çullanırız üstüne şerefsizlerin. Eyvallah. Eyvallah. Ama önce Zeriş'i koruma altına almamız lazım. Ben ararım şimdi hemen bir iki arkadaşımı. Gelirler sen gelene kadar nöbet tutarlar burada. Sağlamlar mı bari? Öldü ölürler. Eyvallah. Atla. Bakın, her an bir baskına uğrayabiliriz. Manyağın biri peşimizde. Nefes aldırmayın, kuş uçurmayın. Tamam mı? Hadi. Sen kal. Nasıl Mahur, yenge iyi mi? O ne biçim laf lan? Yenge neymiş? Ben görmedim mi sanıyorsun komutanım? Ne gördün Nevzat? Her baktığında buzdağları eriyordu Mahur'a. Yanlış görmüşsün. Aşık olmak ayıp mı be komutanım? Bize ayıp kardeş. Bize ayıp. Ölümümüzün kanlar içinde kaldı kız. Hep bana zarar veriyorlar. Hep sevdiklerime saldırıyorlar. Bu kurşun yarasından daha beter bir şey bu. Parça bir çık olayında Mahur'u öyle görmez miydin? Sorarız hesabını komutanım. Yeter ki Mahur iyi olsun. Olacak. Ama iyi olsun olmasın. Baş üstünde baş bırakmayacağım. Komutanım, ben sağdakini alayım, sen soldakini. İstersen önce elektriği keselim. Paniklerler bunlar o zaman. İçeride muhtemelen daha fazla adam olabilir. Sayıca kalabalıklardır da bunlar. Bizim çocuklardan birkaç kişiyi daha arasam mı acaba? Ne anlatıyorsun kardeş sen? Plan yapıyorum komutanım. Yapma. Peki. Sıka sıka gideceğiz. Teferruata lüzum yok. Geldiler, geldiler. Vallahi geldiler.
Abi ne olur ne olmaz arka kapıdan çıkalım. Hacer nerede? Burada. Nerede? Burada. Sağ ol. Sen evlat acısı nedir bilir misin Hacer? Öğreneceksin. Dibine kadar yaşayacaksın. Saklanmak fayda getirmez. Saklamak da. Hacer çık ortaya. Bak kaç yaşında adamsın yakışmıyor. Hacer! Git geber Şerif'i. Ne istersen veririm yeter ki git geber. Demek buradasın. Bak senin canını bağışlayabilirim. Ama oğlun için söz veremem. Pek şansı yok. Şimdiden söylüyorum sonradan gönül koyma. O yapmadı. Gözümün gördüğüne mi inanayım sana mı? Hadi geç bu işleri. Söyle. Oğlun nerede? Bilmiyorum. Kaçtı gitti namussuz. Kardeş uzatıyorsun bak. Haydi söyle oğlun nerede? Korktu benden. Buraya hiç gelmedi. Ara gelsin. Yok. Bulamadım. Bulsam kendi elimle öldüreceğim. Paraşlı kardeş. Senden oğlum adına özür diliyorum. Özürü? Bu işin bir tek özrü olur. O da canlı. Kimseyi aradınız, haber verdiniz mi? Yok, kimseyi aramadık. Mahur bir atlatsın da veririz. Ozan. Ozan aradı mı? Aileden sayılır. Doğru söylüyor, bir ara istersen. Yok baba, ne gerek var şimdi? Merak edecek. Olur mu canım öyle şey? Çok da sever Mahur'u, sitem eder bizi. Dışlıyor gibi olmayalım çocuğu. Ara sen, ara. Yok, açmıyor. Allah Allah. Şirkettedir. Arayalım sonra. Gelmeyiversin canım Ozan'da. O mu derdimiz? Hastamız narkozdan uyandı. İyi mi? Görebilir miyim? Çok kısa. Sadece bir kişiyi alabiliriz. Bir hata etmiş. Büyüklük et. Affet. Ben diyorum ki bir tane de bacağına sıkayım. Sen burada böyle kan kaybı et. Kan kaybından öl. Ölürken de düşün. Ben nerede hata ettim acaba? Çocuk niye böyle oldu? Kafasına göre herkes ateş ediyor. Beceremiyor da. Kardeş bak. Komaya giren ben olsaydım şayet, böyle kanım yere falan aksaydı, serri omlumda olmazdı. Ama siz bir bayana zarar verdiniz. Bizim kitabımızda kadın el kalkmaz değil mi?
Hele bir de kurşun sıkmak. Cezası belli, sen biliyorsun. Vallahi de, billahi de ekmek kuran çarpsın. Sami nerede bilmiyorum. Bundan büyük yemin olur mu? Bak. Ah! Ah! Bak ben ne istiyorum biliyor musun? Biz böyle karışıklıkta oturalım. Sohbet edelim, muhabbet edelim. Ben sana yine sorular sorayım. Sen bilmiyorum de vakit geçsin. Öyle mi? Sonra sen geber. Oğlun zaten geberecek. Söyleyecek misin yerini? Bir arkadaşı aradım. O sakladı. Yerini bana bile söylemedi. Sen söyle o arkadaşı bana, ben öğrenirim yerini. Sedat. Otelci Sedat diye bilinir. Otelci Sedat kardeş. Tamam. Gerisini ben hallederim. Sıkıntılı biridir. Bayılırım sıkıntılı birilerine. Ben ne olacağım? Senin için bir şeyler düşündüm. İlhan bir gelir misin? Senin bu olaylarla bir ilgin yok değil mi? Bir şey biliyor musun? Saçmalama Firuzan. Benimle ne alakası var? Ne bileyim ben. Belki Savaş sana bir ders falan vermek istemiştir. Yoksa Mahur'a niye saldırsın ki? İlhan sana diyorum. Mahur'a saldırdığı ne malum? Belki Maraşlı yüzünden oldu. Niye Maraşlı'yı öldürmek istesin ki? Ne bileyim ben Firuzan. Olan olmuş işte. Uyanınca sorar öğreniriz. Tamam, ben seni suçlamak istemiyorum. Sadece olaylar çığırından çıkmaya başladıysa belki de Azize gerçekleri anlatmamız gerekiyordur. Sakın, delirdin mi sen? Adam daha yeni kalp krizi geçirdi. Öldürecek misin adamı? Doğru söylüyorsun. Benim de aklım başımda değil ki. Sen merak etme, ben o meseleyi halledeceğim. Savaş artık bizimle uğraşmayacak. Nasıl? Bilmiyorum ama halledeceğim. Kızım. Acıyor mu canım? Baba. İyi misin? Geçti gitti. Hatırlanacak bir şey yok zaten. Kızdın mı ona? Yok. Hiç kızmadım. Üzüldü mü çok? Üzülmüş tabii. Üzülmesin. Söyle. Söyle, üzülmesin. Sen hiç merak etme. Hepimiz buradayız. Yalnız değilsin kızım, korkma. Hı hı. Biraz daha kendine gelsin, odasını alacağız zaten.
kaçar. Uçak biletimi iptal edin. Anlaşılan bir süre daha buradayız. Gayet iyi gördüm Mahur. Atlatacak inşallah. Oh. Oh, çok şükür. İyi olacak tabii. Güçlü kızdır Mahur. Bana bak, basına sızmasın bu iş. Yok baba, başhekimle bile konuştum. Hiçbir şey sızmayacak. Tamam. Tamam. Siz çıkın isterseniz. Mahur görmeden ne var, yarın görüşürüz. Yok baba, nereye gideceğiz? Ya kantin falan yok mu burada? Bir şeyler içeriz. Burada olalım. Olur, bana uyar. Tamam. Yalnız ben bir 5 dakika çıkıp geleceğim. Emniyet müdürünü bir göreyim. Şu işin üstünde dursunlar. Tamam baba, buradayız biz. Ben hastaneye döneceğim. Sen Sedat'ı bul. Eyvallah komutanım. Hoş geldiniz. Daha ne istiyorsun lan bizden? Babanı ben öldürmedim. Ben hiçbir şey yapmadım. Daha hala neyin peşindesin sen? Kızımdan ne istedin? Mahur'a bir şey mi oldu? Kes lan numarayı. Kızım vuruldu. Sen yaptın. Ben yapsaydım haberim olurdu herhalde. Çek silahını. Silah? Silahını çek! Peki, çektim. Vur beni. Vur beni rahatla. Ama ailemi peşine bırak. Tamam. Namluya mermi sürmemişiz. Sür. Sür! Aziz Bey, lütfen saçmalamayın. Ben Mahur'a bir şey yapmadım. Evet, bir aralar onu öldürmek istedim. Bunun için bazı çabalarım da oldu ama şu an öyle bir durum yok. Size tahminimi söyleyeyim mi? Maraşlı geçen gün birilerine bulaştı. Çok tehlikeli adamlar. Uyuşturucu işi yapan, iğrenç tipler. Maraşlı önünü arkasını düşünmeden bunların yüklü miktarda malını yakmış. Adamlar durur mu? Durmamışlar tabii. Bunu öldürmek için peşine düşmüşler. Yine tahminime göre o arada da zavallı kızınız Mahur Hanım çatışmanın arasında kaynayıvermiş. Tabii bunlar benim tahminlerim sadece. Size de mantıklı geldi mi? Kızınızı kimin vurduğu sorusunun cevabı bende değil. Maraşlı kardeşimizde. Size bunları anlatıyorum ama iyilik olsun diye değil. Sizden hala nefret ediyorum. Mahur'un vurulduğuna da hiç üzülmedim. Umarım kendisi bir an önce ölür. İyi akşamlar dilerim. Kolay gelsin. Mahur Türel. 4649 numara. Yalnız rahatsız etmeyin. Ben de ailesine haber vermeye gidiyorum şimdi. Sağ olun.
karşılığım. Sen misin? Evet bayan. Ben. Rüyada mıyım? Yoksa gerçekten sen mi geldin? Rüyadasınız. Uyandığınız sefer olmayacağım. Ne demek bu? Ben artık ölü gibi bir şeyim bayan. Sizin için. Bir yere mi gidiyorsun? Sayılır. Nereye? Adını bilmiyorum. Ama karanlık bir yer. Yapma böyle. Üzme beni. Yanımda kalsın. Ben birini sevince bana faydamdan çok zararım dokunuyor. Ben birini sevince herkes ona düşman oluyor. Bana sevmek haram bayan. Beni hiç sevdiğini söylemedin. Sözlerin ne önemi var? Bilmem. Yok mu? Canınız mı acıyor? Az. Benim de canım acıyor. Sizi böyle gördükçe... sizi bu hale getiren ben olduğunu düşündükçe canım acıyor. Can bu. Yanar. Sonra geçer ama. Geçer elbet. Haklısınız. Bir şey diyor musun? Ben gidiyorum. Gitme. Gitme, kal burada. Beni burada istemezler bayan. Ben isterim. Ben isterim, gerisi önemli değil ki. Biliyorum. Size defterimi getirdim. Burada. Arada okursunuz. Sen oku. Sen çok güzel okuyorsun. Benim gitmem lazım bayan. Gelmeyecek misin tekrar? Söz veremem. Ama denerim. Beni affedebilecek misin? Seni koruyamadım. Saçmalama. Daha iyi olacaksın.
geçmiş olsun güzelim. Kızımın yanına mı girdin? Kusura bakmayın. Neyi diyor, belirsiz adamlara bulaşmışsın. Bulaştım. Onların derdi senleymiş. Kızım senin yüzünden vuruldu. Öyle. Allah benim belamı versin. Bir daha kızımın yanına bile yaklaşmayacaksın. Duydun mu? Yakarım seni. Yemin ediyorum yakarım seni. Ben de üzgünüm Aziz Bey. Git buradan. Benim de içim yanıyor. Hepsinin hesabını soracağım. Merak etmeyin. Ah, buradan uzak dur. Duracağım. Feda etmeye geldim zaten. Allah'a ısmarladık. Kaç numara? 1408. Oğlum bana bak. Bir numara falan yapayım deme. Camdan aşağı atarım seni vallahi. Yok abi. Ne numarası? Sedat içeride değil mi? İçeride abi. Sabaha karşı geldi o da. Ama dediğim gibi Sami abi gece gitti. Kısmet. Ne yapalım? Sen ver bakalım şu zımbırtıyı bana. Burası abi. İkile. Beni görmedin etmedin. Hadi. Tamam. Hadi oğlum hadi. Gel bakayım buraya sen. Nerede lan Sedat? Konuşsan mı yoksa ben mi konuşayım? Hı? Buralarda bir yerde. Onu biliyoruz gerizekalı. Nerede Sedat? Burada. Lan deş gibi de kokuyor ağzınız be. Sedat sen misin lan? Kim soruyordu? Bir dost. Ulan var ya hep bunu söylemeyi hayal etmiştim ha. Yavaş.
Kim gönderdi seni? Kimin adamısın sen? Merak ediyor musun bunu? Tamam, söylerim ama aramızda kalacak. Acar gönderdi beni. Acar Bey mi? Evet. Oğluna iyi bakıyor musun? Merak ediyormuş. Güvende mi Sami? Nerede? Bilmiyorum ben Sami'nin yerini falan. Hem Acar Bey benden öyle bir şey istemedi ki. Allah Allah. Yani bir insan son nefesini verirken yalan söylemez ki. Emin misin? İnanayım mı sana? Bağla ayaklarını. Benimle bir alakası yok Sami'nin. Bilmiyorum yerini falan. Ver şunu. Sedat, Acar öldü. Ölürken de Sami'yi sakladığını söyledi bana. Ya doğru söyledi ki bu senin için bir yaşam şansı demek. Ya da son nefesinde yalan söyleyip seni bizi öldürtmek istedi. Öldü mü Acar Bey? Sorma ya. O da tıpkı senin gibi böyle çabucak anlaşamadık. Sami'nin yerini bilmiyorsun yani öyle mi? Hı? Peki. Bu son şansın Sedat. Ah! Ah! Canım mı yandı? Hı? Canım mı? Konuşacak mısın? Ne? Sami'nin yerini biliyor musun? Bilmiyor musun? Konuşacak mısın? Ha? Konuşacak mısın? Araba mezarlığında saklanıyor. Kardeşim. Abi. Kusura bakma. Geçen gece sana biraz sert çıkmış olabilirim. Planlarım aksayınca geriliyorum biliyorsun. Anlıyorum, anlıyorum. Sorun değil. Hoş geldin. İşler kızışıyor. Ya daha yeni girdim. Hemen hiç konuşmaya başlama. Tamam, nasıl istersen. Ne ikram edeyim sana? Ben yanıma getirdim. Sağ ol. Çok içiyorsun şunu abi. İçme. Sen bana lazımsın. Merak etme. Anlayacak çok intikamımız vardı. Sadece intikam mı? Şehirde dengeler değişiyor. Anlaşıldı. Hiç konuşmadan rahat etmeyeceğim. Peki. Acar aradan çıktı. Nasıl yani? Maraşlı herifi öldürmüş. Ne diyorsun? Bu hiç iyi bir şey değil. Yok ben öyle düşünmüyorum. Bence bu hamle Behram'ı bizimle çalışmaya itti. Bundan sonra bütün transfer bizim elimizden çıkacak. Mallar bize gelecek, bizde depolanacak ve Avrupa'ya biz sevk edeceğiz. Bu iş çok büyük bir iş abi. Bu şehrin kralı olacağız. Karşılığında ne istedi peki? Sami'yi korumamı. Behram'ın mallarının bir kısmı Sami'de. Maraşlı'da Sami'nin peşine tabii. Maalesef. Sen dirisini, Maraşlı ölüsünü istiyor öyle mi? Sami'nin ölmesi ortalığı çok kötü karıştırır. Maraşlı Sami'yi öldürecek. Mar'ın intikamını bırakmaz. İşte bunu engellememiz lazım diyorum. Maraşlı'yı gözden çıkaralım diyorsun. Bir şey yapalım. En azından bir göz daha verelim. Bir şey unutma. Ne para, ne güç, ne şehir. Hiçbiri Türeller'den alacağımız intikamdan daha kıymetli olamaz. Maraşlı bize biraz daha lazım. Bırakalım o aşk alevlensin. O alevler bütün Türeller'i sarsın istiyorum. Sadece sefalet değil, asla iyileşmeyecek bir vicdan azabı istiyorum. Ben de başka türlüsünü düşünmemiştim zaten.
Hacer öldü. Oğlu da yakında yanına gidecek. Bunlar karanlık insanlar. Sadece Mahfur'a zarar verdikleri için değil, insanları zehirledikleri için, karanlık bir takım güçleri besledikleri için de ölmeyi hak ediyorlardı. Dün gece bir hayat ellerimden kayıp gidiyordu. Mahfur'un hayatı. Ben Celal Kün. Namı diğer Maraşlı. Bu yola masum insanlar zarar görmesin diye çıktım. Masum insanlara zarar verenleri bulmak için. Bulana kadar da devam edeceğim. Ama kendi yöntemlerimle. Ne bu yolun bir dönüşü, ne de benim bu yoldan dönmeye niyetim var. Bir şey yok. Bir şey yok. Bak. Al bakayım buna. Al bakayım buna. Bak. Ben gene kadar bunu çıkarma, tamam mı? Tamam benim güzel kızım. Nasılsınız? Dağılın! Sen de şimdi mi bu? Hangi iş? Bu aralar... O kadar çok kötülük yapıyorum ki sana hangisi denk geldi acaba? Savaş, bunu yapmayacaktın. Benim kafama sıkacaktın ama kızıma bir daha dokunmayacaktın. Kızının evde olduğunu da bilemem ki. Lan! Tamam tamam bak. Seni uyarmak için aradım. Hoş, ölsen daha iyiydi ama... Ne yapalım, yaşıyorsun işte. Şans. Senin böyle bir şansın olmayacak ama. Geçelim bunları. Sami'nin peşini bırakacaksın. Bu sana son ve en ciddi uyarım Maraşlı. Eğer bırakmazsan o kurşunlardan kurtulmaman için elimden gelen her şeyi yaparım. Senin için de, kızın için de. Anladın mı? Seliş. Seliş. Bak, bir yerinde bir şey yok, gördün mü? İyisin benim canım Seliş. İyisin benim güzelim. İyisin benim canım Seliş. İyisin, bir şey yok. Bir şey yok. Tamam mı? Tamam mı? Kurban olurum ben sana. Kurban olurum. Bir şey yok. İyisin benim canım. İyisin. İyisin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Mahfur'um.
parmağın sızın yavrum? Biraz. Ah, ah kıyamam ben sana. Maraşlı burada mı? Değil. Gitmesini söyledim ona. Bir daha da gelme dedim. Baba. Hiç kusura bakma kızım. Bütün olanlar Maraşlı'nın kabahati. Bir de seni koruyacaktık ya. Korudu. Korudu. Bu mu korumuş hali? Baba bak hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ben öğreneceğimi öğrendim kızım. Şimdi sen bunları takma kafana. Dinlemene bak. O Maraşlı'nın bir daha senin yanında yeri yok. Tamam mı? Hadi biraz uyumaya bak. Toparla kendini. Tamam mı yavrum? Ben biraz dışarıdayım. Bir hava alayım. Pek gitmiyorsun bu aralar şirkete. Ne oldu benim işkolik kardeşime? Çalışmaktan sıkıldın mı yoksa? Sıkılım valla. Vay. E buna içerim. Yıllarca şirket şirket diye herkes her şeyi ihmal ettim de ne oldu? Ne oldu? Olanların hiçbiri senin suçun değil kardeşim. Hepsi babamın suçu. Geçmişte yapılan bir hatanın bedeli bu kadar büyük olmamalıydı abi. Doğru söylüyorsun. Ne istiyorum biliyor musun? Tek başıma şöyle kocaman bir denizin ortasında. Sessiz, sakin. Sadece güneş ve mavi sular. Bütün dertlerimi unutmuş halde yeniden uyanmak istiyorum. Bir hayal mi yoksa plan mı? Plan olsa bana yardım eder miydin? 40 yıl düşünsem benden yardım isteyeceğin aklıma gelmezdi tabii. Niye? Sen benim abimsin. İşe yaramaz bir abi. Senin de kendine göre haklı sebeplerin var biliyorum abi. Bana bak, ne biliyorsun bakayım sen? Babamla ilişkiniz yüzünden işte. Sen onun istediği gibi bir evlat olamadın. O da senin istediğin gibi baba olamadı falan. Güzel özetledin ama sandığın kadar da kötü değil. Yani en azından seni ettiği kadar mutsuz etmedi beni. Haklısın. Bak benim canım kardeşim. Bu lanetli evin bütün yükü senin üzerinde. Farkındayım. Koskoca bir şirketi yönetmek hiç kolay değil. Üstüne bir de günahkar bir baba, deli dolu bir kız kardeş, bir de alkolik abi falan. Çok zor biliyorum. Senin yerinde başkası olsa çoktan kafayı yemişti. Ben de yemek üzereyim. Olmaz. Olamaz. Çünkü sana bir şey olursa biz hepimiz mahvoluruz. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun abi? Tabii ki böyle düşünüyorum. Öyle gitmek falan sana göre şeyler değil İlhan. Sen öyle mücadeleyi bırakıp kaçacak bir adam değilsin. Öyle yetişmedin. Ne derdin varsa anlat bana. Konuşalım. Birlikte akıl yürütelim. Ha? Neyse abi boş ver. Sonra konuşuruz. Sen nasıl istersen.
bir ihbarda bulunmak istiyorum. Cinayet. Evet. İşler yine karışacak Nurhan. Gene başlama Sadık. O Savaş denen adam Mahur Hanım'ı vurdu. Baksana. Nereden biliyorsun onu vurduğunu? Başka kim vurmuştur ha? Başka düşmanları mı var? O adam bizim Aziz Bey'e yardım ettiğimizi öğrenirse... Nereden öğrenecek? Belki de öğrenmiştir. Ceset yok ortada. Ay. Necati Bey ne dedi? Bırak o alkolü. Şişt. Ondan medet umacaksak vay halimize. Biri duyacak Sadık. Duysun Nurhan. Duysun yalan mı ha? Yok. Yok yok. Bu iş böyle olmayacak. Bir şeyler yapmamız lazım bizim. Sadık. Sadık bir sakin ol. Tamam mı? Düşünürüz. Şu hengameyi bir atlatalım. Gel bakalım. Bak, bak Zeliş'te. Bak, Şirin teyzeye geldik. Gel bakalım. Geç bakalım. Geberim güzel. Gel, 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 gel. Celal oğlum, hayırdır inşallah? Ben çıkarken bu kız uyuyordu. Ne oldu? Şirin Hanım, Zeliş bu gece sende kalsın. Tamam, kalsın. Ama dışarı salma, tamam mı? Evde dursun. Tamam oğlum. Sen iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Sıkıntı yok. Şirin, kim o? Hasan dayı mı? Evet. Celal oğlum gelmiş Zeliş'le. İçeri alsana. Ne duruyor? Sen Zeliş'i götür. Hasan dayı çağır bana. Tamam mı? Tamam. Bak bakayım, kurban oldum. Ben şimdi gidiyorum. Sen burada kalacaksın. Sonra gelip alacağım ben seni. Sana söz veriyorum, kimse seni korkutamayacak bir daha. Senden çok özür dilerim. Hasan dayı. Maraşlı oğlum, girsene içeri. Niye kapıdasın? Yok, gelmeyeyim, gelmeyeyim şimdi. Senin silahın var mı? Var. Var tabii. Eski ama. Dur bir bakayım ben. Getir bakayım. Emektardır ama sağlamdır evvelallah. Olur mu? Güzel güzel, olur. E buyur. Sen de kalsın, sana lazım olacak. Bak şimdi benim lafıma güvenmen lazım, soru sormaman lazım, tamam mı? Ben gelene kadar sen emanet. Eğer bir tehlike sezersen, bu kapıdan biri girecek olursa gözünü kırpmadan vur onu. Tamam mı? Zeliş kızın mı tehlikede? Öyle dayı, öyle. Kim o kansızlar? Vatandan, milletine, çoluğuna, çocuğuna hayır olmayan adamlar bunlar dayı. Anladım evladım. Sen merak etme. Zeliş kızımız bana emanet. Tamam, tamam biliyorum. Kapıyı adamlar koydum dört taraftan, aklın kalmasın, tamam mı? Tamam ama. Hadi, size emanet. Eyvallah. Alo. Komutanım iyi misin? Evin önü polis dolu. Neredesiniz? İyiyim iyiyim kardeş. Telaşlanma. Nasıl telaşlanma komutanım? Evi taramış alçaklar. Oldu öyle bir hadise. Sen ne yaptın? Buldun mu adamı? Buldum buldum komutanım. Bulmakta da kalmadım. İfadesini de aldım. Bizim bu Sami Şile'de bir araba mezarlığında saklanıyormuş. Güzel. Ben şimdi sana bir konum atacağım. Orada buluşalım tamam? Eyvallah komutanım. Eyvallah.
Evet. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Biz seninle ne konuştuk? Ne konuştunuz? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kendi başına gidip onu bunu öldüremezsin. Sen katil değilsin, öyle kahramanlık peşinde, intikam peşinde koşamazsın. Kafana göre adam öldüremezsin Maraşlı. Öldürmek mi? Var mı ispatın? Yapma Maraşlı. O mekana gidip Acar'ı öldürdüğünü sen de ben de çok iyi biliyoruz. Bilmek başka, ispatlamak başka. Varsa ispatın gidersin polise, savcıya. Var mı başka bir şey? Bak böyle olmaz. Sen kontrolden çıktın. Böyle yapmaya devam edersen seni koruyamayız. Bizi ne kadar zor duruma düşürdüğünün farkında mısın? Benim kimseye ihtiyacım yok İlal. Daha önce kafama göre hareket etmedim de ne oldu? Gene sevdiklerim zarar gördü. İyi, böyle devam et o zaman. Ama böyle yapmaya devam edersen tutuklanırsın. Seni kurtaramayız. Sen beni tutuklanmakla mı tehdit ediyorsun? Ne tehdidi ya? Sana olacak şeyi söylüyorum ben. Sana anlatmıştık, hatırlamıyor musun? Hem ne? Kızını da büyük tehlikeye atıyorsun. Böyle yapmaya devam edersen onu bir daha asla göremezsin. Bana bak bana. Bana iyi bak. Kimse benim kızımla arama giremez. Anladın mı? Ben sana diyeceğimi dedim. Bundan sonra atacağın her adıma çok dikkat et. Çünkü seni bir daha uyarmayacağım. Göreceğiz. Canım. İyiyim, iyiyim. Stüdyo ne durumda? Bir iki gün kapalı kalır dedi polisler. İnceleme yapacaklarmış. Anladım. Kurşun biraz daha yana gelse ciğerini delecekmiş. O zaman kurtaramazdık demiş doktorlar. Nasıl oldu bu Mahur? Bilmiyorum ki öyle. Adamlar karşımıza çıktı işte birdenbire. Maraşlı yüzünden değil mi? Nerede o? Yok ortalıklarda. Yok. Aman gelmesin zaten. Seni düşürdüğü duruma bak. Ben sana söylemiştim ama. O adamla olmaz demiştim. Ecem tamam. Olanlar oldu artık, üstüme gelmesen. Ama hala onu düşünüyorsun hayatım. Çünkü seviyorum Ecem. Seviyorum, elimde değil, ne yapayım? İyi mi değil mi, başına bir şey mi geldi diye çok merak ediyorum onu. Ama adam sana iyi gelmiyor Mahur. Baksana eli kanlı katiller gibi geziyor ortalıkta. O sadece beni korumaya çalıştı. Ama koruyamadı. Ya bence o adamın karanlık bir tarafı var Mahur. Sadece seni korumak için ateş ettiğini düşünmüyorum ben. Necem saçmalama. Ya öyle ama. Niye o adamlar peşinize takıldı o zaman? Neyse tamam ya. Boş ver, hadi kapatalım konuyu. Sen bir an önce iyi olmaya bak. Senin kimseye ihtiyacın yok. Ben varım, ailen var. Stüdyoyu da düşünme. Oradaki işleri ben hallederim. Sen iyi olmaya bak, olur mu? Tamam. Ben gideyim şimdi. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Gelirim yine zaten. Seni saklayacağım inan. Yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Sen kalacaksın. Kimse bilmeyecek.
kimseler görmeyecek seni. Yaşayacaksın gözlerimde. Sen göreceksin. Duyacaksın. Pırıldayan bir sevi sıcaklığı. Uyuyacak, uyanacaksın. Bakacaksın benzemiyor. Gelen günler geçenlere. Dalacaksın. Bir seviye anlamak, bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın. Ölecek miyim? Ölmeyeceksin Müzelim. Ölmek olur mu? Kurban olurum. Ölmeyeceksin. Seni yaşayacağım. Anlatılmaz. Kaybolan yıllarıma bakmıştım. Yaşayacağım gözlerimde. Gözlerimde saklayacağım. Bir gün tam anlatmaya bakacaksın, gözlerimi kapayacağım. Anlayacaksın. Komutanım. Gel Nevzat. Vay vay vay. Ben de silah ihtiyacımız olacak diyordum. Çıkmadın mı? Sana ne? İlhan lütfen, daha ne kadar sürdüreceksin böyle davranmayı? Pardon, her şeyi unutup ilişkimize yeniden mi başlayacağız sanıyorsun? En azından deneyebiliriz. Yani Oğuz için. Defol git Dilşat. İlhan. Akın ne haber İlhan ben? İyidir abi. Senden ne haber? İyi diyelim. Akın sana bir işim düştü. Acil yurt dışına çıkmam lazım. Senin havayolu şirketin var. Benden niye yardım istiyorsun ki? Öyle değil. Uçakta olmaz. Babamın haberi olur. İzimi kaybettirmem lazım, anlıyor musun? Abi iyi misin? Başın belada mı? Biraz. Çok soru sorma ama. Detaylı anlatırım sonra ben sana. Sen Oğuz'la beni gemiyle çıkarabilir misin onu söyle. Olur, hallederiz. Yarın pasaportları al gel. Buradan Yunanistan'a geçeriz. Sonrasında da bakarız çaresine. Süper. Bir iki iş halletmem lazım, sonra arayacağım seni. Akın, aramızda bunlar, tamam mı? Herhalde abi, ayıp ediyorsun. Benden sır çıkmaz. Eyvallah. Bu iyiliğini unutmayacağım. Umarım geç kalmayız. Yerini bulmak için uğraştırdı biraz Savaş Bey. Umarım geç kalmayız.
Çelik yelekleri nereden buldun Nevzat? Buldum işte komutanım. O da bende kalsın. Eyvallah. Hoppa! Gördün değil mi? Aha ben de. Oğlum biz bu oyunu Monte Carlo'da öğrendik. Anladın mı? Gel bakayım. Aha ben de. Yat, yat, yat! Lan olmadı. Rahat, rahat. Oğlum yavaş çal lan şu kapıyı. Bu ne lan? Aklımız gitti oğlum ya. Allah Allah, alacaklı gibi ya. Pardon abi. Var mı bir yaramazlık? Her şey yolunda. Zaten gelse de buraya yaklaşamaz bile. Yaklaşırsa da vurur zaten. Lan bir daha kaçırırsak bu herifi kendimi yakacağım ben. Kendimi yemin ediyorum. Peki abi. Vezir'i oyna kardeş. Strateji önemli abi. Stratejini oyna. Alt tarafı pişti oynuyorsun ya. Gel. Bekle, bekle. Gel. Thank you.
Ses kontrol. Ses deneme. Her şeyi aldın mı? Evet, dediğiniz gibi. Her şeyi doldurdum kasadaki. Sağ ol. Kimseye çaktırmadın değil mi? Yok. Siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Anladım. Peki toplantıya gelecek misiniz? Biz Ozan Bey'e ulaşamıyoruz çünkü. Haber vereceğim ben sana. Tamam. Merhaba İsmet. Oğuz'u okuldan sen mi alacaksın? Evet İlhan Bey. Birazdan çıkarlar. Bekliyorum. Tamam. Oğuz'u eve götürme. Benim yanıma getir. Şirketin oradaki kapıya. Tamam? Tabii İlhan Bey. Nasıl isterseniz. Kolay olmayacak. Olmayacak. Dünyada bazı insanlar vardır Nevzat kardeş. Cenneti de cehennemi de hak etmezler. Sami öyle bir işte. Haklısın komutanım. Ya bana komutan demeye gerek yok artık. Söyledim ya. Ne fark eder ki komutanım? Sen benim her daim komutanımsın. Eyvallah. Bir gün dağdayız komutanım. Aynı senin gibi mert, cesur, lafını bildiği gibi konuşan bir tim komutanımız var. Kaç gündür oradayız inan hatırlamıyorum. Zaten hatırladığım tek şey böyle deli gibi yağan yağmur. Hiç durmadı ama. Ne uyku uyuduk ne bir şey. Girdik bir kayanın dibine. Bekliyoruz. Helikopter gelecek ama nasıl inecek, nasıl bineceğiz bilmiyoruz. O sırada kulağımdan vızıldadı kurşun. Az önümde duran Sivaslı'nın omzundan vurdu. Tam 7 kilometre taşıdık onu sırtımızda. Teröristler de peşimizde tabii. Birçoğunu indirdik ama hala hayatta olanlar var. Neyse, helikoptere kadar taşıdık bizim Sivaslı'yı bir bir sırayla. Şehit mi oldu adam? Yok komutanım, niye şehit olsun? Gazi oldu. Neye komutanım? Sen bizim olayla ilişkilendirmeyeceksin bunu, hani örnek olsun diye. Vallahi anlamadım komutanım, ne örneği? Nevzat, sen bunu niye anlattın? Ya aklıma geldi, anlattım komutanım öyle. Lan var ya, alem adamsın Nevzat ya. Aç aç komutanım aç. Bizim Sivaslı gitmeden de hanımı aramıştı Kışlay'ı. Komutanımız git oğlum konuş dedi de Sivaslı bizi 2 dakika bekletmemek için gitmedi. Ya şehit olsaydı? Hanımı son kez sesini duymayacaktı. Bağladı ne meseleyi Nevzat? Yani bizim de böyle yönlerimiz var tabii komutanım. Eyvallah. Tetikte kal. Eyvallah. Efendim? Merak ettim seni.
gelmedin. Geldim. Ben görmedim. Gördüm. Hatırlamıyorum demek ki. Hatırlayacak çok anımız var, yetmez mi? Yetmez. Benim seni görmeye ihtiyacım var. Sesini duymaya, iyi olduğunu bilmeye. Ben size iyi gelmiyorum bayım. Vuruldum diye mi böyle konuşuyorsun? İyiyim ama ben yaşıyorum işte. Çok şükür. Bir delilik yapmayacaksın değil mi? Nasıl bir delilik? İntikam almak gibi. Bunun neresi delilik? Sizin kanınızı yere koydular. Bunun bir bedeli olacak elbet. Yapma bak, olan oldu artık. Olan oldu diye bir şey yok. Bana sıkacakları da o kurşun, sana sıktılar. Ben kurşun yemeye alışayım. Sen de yesin. Polisler geldi. Ben her şeyi anlattım, onlar ilgilenecekler. İlgilenirler elbet. E tamam, daha ne o zaman? Yapma işte, her şeyi daha da imkansız hale getirme. Kapatmam lazım bayan. Gelmeyecek misin bir daha? Görmeyecek miyim ben seni? Geleceğim. Çabuk gel. Her şey daha da imkansız hale gelmeden gel. Olur mu? Komutanım. Ne oluyor lan? Çık bak dışarı. Dışarı çık. Buraya yaklaşık 3 dakikada girdim. Aslında daha da erken girebilirdim ama dışarıdaki manzarayı izlemek istedim. Adamını öldürelim mi yoksa silahını indirmesini söyler misin? Nasıl buldun beni? Önemli olan benim nasıl bulduğum değil. Sen bu kadar önemli biriyken nasıl oluyor da böyle saçma sapan bir yerde saklanabiliyorsun? Ben buraya 3 dakikada girdim ve istesem seni öldürebilirdim. Maraşlı kaç dakikada girer sence? Amma abarttınız şu herifi ha. Hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Neyden haberim yok? Maraşlı buraya geliyor. Nasıl bulacak beni? Baban söylemiş. Babam. Hayatta yapmaz böyle bir şey. Baban sizlere ömür. Ne diyorsun lan sen? Gitmiş gitmiş. Ne diyorsun lan sen? Ne demek baban gitmiş? Tamam, ne demek baban gitmiş? Tamam. Savaş. Kim? Tabii ki Maraşlı.
Bunları öldürmeye değil götürmeye gelmiş Sami Nevzat. Ne yapıyoruz komutanım? Götürmeden giriyoruz. Biraz kalabalıklar sanki. Korktun mu? Yok komutanım, ne korkacağım. Sen biraz keyfini çıkartamayacaksın ben buradan çoğunu indirince. O yüzden dedim. Sonra kızma bana. Sağ ol, var ol Nevzat. İyi ki varsın. Eyvallah komutanım, siz de. Hakkını helal et. Helal olsun. Evet. Dikkat et. Eyvallah komutanım. Nevzat, alsana Nevzat. Dayan komutanım. İşini kolaylaştıracağım. Maraşlı. Öldüreceğim ben öyle kalır. Sami. Hiçbir yere gitmiyorsun. Çekil önümden savaş. Bak sen bana lazımsın. Behram İstanbul'da. Başlatma lan Behram'ından da senden de. Babamı öldürdü lan o herif. Bak böyle giderse seni de öldürecek. Burada böyle bekleyeceğiz mi yani? Sabret, biraz sakin ol.
Komutanım, keskin nişancı var alanda. Biliyorum Nezat, kendini dövmene gerek yok. Ya ben onu mu diyorum komutanım? Başka bir tane daha var. E vur oğlum o zaman, senden daha iyi değil ya. Eyvallah. Yalnız kalabalıklamış, evet. E ben söylemiştim komutanım. Yarısını da öldüreceğim dedin Nevzat. Boş mu yaptın yoksa? Ayıp Allah'a komutanım ya. Hadi hadi elini çabuk tutaydı. Eyvallah. Çıkıyoruz. Nereye? Ne kadar çok soru sordun Sami. Sana niye güveniyorum ki ben? Çünkü dışarıdaki adam seni öldürmek istiyor, ben yaşatmak. Orduyla mı gelmiş lan bu herif? Olayın ciddiyetinin farkına vardın sonunda. Nevzat, duyuyor musun beni? Buyurun komutanım. Çıkıyorum, koru beni. Tamamdır. Nevzat! Nevzat, duyuyor musun beni? Nevzat!
Sen bagaja. Ulan sen bin bagaja. Bana bak, sana ne diyorsam onu yapacağım. Dokunursan seni burada delik deşik ederler. Sen sus da abilerin konuşsun. Kimse ateş etmesin. Maraşlı, sakin ol, bir delilik yapma. Bu adamı öldürmek ne zamandan beri delik olmuş Savaş? Bu adam bana lazım olduğundan beri. İyi, o zaman veda edebilirsin. Dur! Anlaşabiliriz. Eğer o adamı öldürürsen seni yaşatmam Maraşlı. Senin hayatına karşılık Sami'nin hayatı. Bak bence gayet iyi bir pazarlık. Pazarlık mazarlık yok artık. Paraları çoktan geçtik. Gebertsenize lan! Şunu ne bekliyorsunuz lan? Sakın! Ne bakıyorsunuz? Maraşlı sakin ol. Sakın yapma. Bırak şu silahı. Yapamaz zaten, merak etme. İyi tanırım ben böylelerini. Sus çocuk, sus! Sen beni hiç tanımamasın kardeş. Maraşlı, kendini bana öldürtme. O işi fırsatın varken halledecektin Savaş. Bak işlerime çok büyük çomak sokuyorsun. Neyle karşı karşıya kaldığından haberin bile yok. Yapma. Sık lan. Bu adam masum bir kadın hakkıydı. Hem de benim yanımda. Biliyorum. Sen de cezasını verdin. Adamın babasını öldürdün işte. Sık hadi lan. Sık lan, ne duruyorsun? Sık! Dur, yapma. Bırak silahını. Yapma işte, her şeyi daha da imkansız hale getirme. Gelmeyecek misin bir daha? Görmeyecek miyim ben seni? Öldürün şunu. Nevzat! Nevzat, duyuyor musun beni? Komutanım. İyiyim, iyiyim komutanım. İyi misin? Kurşunun yarısı yelekte, yarısı içeride. Tamam, tamam, dayan, geliyorum. Geliyorum kardeşim, dayan. Tamamdır komutanım. Tamamdır. İki saat oradayım.
Efendim abi. İlhan, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyidir. Şirkette misin? Yok, dışarıdayım. Ne oldu? Ne bileyim, sabah sabah öyle gitmekten bahsedip durdun ya. Dedim bir kontrol edeyim, bir yere kaçmasın bu çocuk. Yok canım, nereye gideceğim? Canım sıkkındı biraz. Öyle hayallerinden bahsettim diyelim. Herkesin öyle hayalleri yok mudur abi? Ben zaten hayal dünyasında yaşadığım için yenilerini kurmaya ihtiyacım olmuyor kardeşim. E o zaman çalışmaya devam. Türel ailesinin yükünü sırtlamaya devam. İlhan Türel, sakın unutma. Sen bu aileye lazımsın. Bilmez miyim? Zaten o yüzden bir yere gidemiyorum ya abi. Seni seviyorum kardeşim. Dikkat et kendine. Oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk. İsmet, sen gidebilirsin. Sağ ol. Ne demek İlhan Bey, görevimiz. Görüşmek üzere. Baba, neden buraya geldik? Seninle biraz vakit geçirmek istedim. Ne zamandır şöyle baba oğul takılmıyorduk. Olmaz mı? Olur tabii. Tamam, hadi gidelim biz de. Dur, bir saniye. Baba, ne yapıyorsun? Canım acıttın. Pardon oğlum. İlhan Türel. Evet. Sekreterimiz sizi burada bulabileceğimi söyledi. Biraz konuşabilir miyiz? Pardon, konu neydi? Ozan Şanver,